Herkese merhaba. Yeni bir Easy Turkish bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde beraber siz Türkiye'deyken nasıl daha yerli görünebilirsiniz onu inceleyeceğiz. Size bunun için tam 10 ipucu hazırladık. Hadi hepsine teker teker bakalım. Her Türk kahvesi içildiğinde fal bakılsa da bakılmasa da fincanı ters çevirmek. Ay, bakacak kimse de yok ama olsun. Üzüğü de koyayım. Oh. Ya bu kahveyi neden burada bırakıyorsunuz ki? Bu ne ya? Gideyim yıkayım bari şunu. Size ıslak mendil ikram edildiğinde elinizden sonra o ıslak mendille her yeri temizlemek. Kokusu da güzelmiş. Şuraları da biraz silelim de. Çok kirli ya buralar. Şöyle biraz ayakkabıları da temizleyelim. Bunlar da iyi kirlenmiş ya. Bayağıdır temizlemiyorduk. İyi oldu. Islak mendilin hakkını verdim bence. İnşaat izlemek. Videoya çok kısa bir ara. Bildiğiniz üzere her bölümden sonra sizlere o video ile ilgili çeşitli egzersizler hazırlıyoruz. Bunlar kelime listeleri, yavaş ses kayıtları, podcastler için interaktif transkripsiyon, kelime yardımcıları ve çok daha fazlası. Artık bunlara erişmek için neler yapacağınızı biliyorsunuz. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp istediğiniz kademeye abone olmak. Yediğiniz şeyin son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk getirmeye çalışmak. Başardım. Yani yemeğimin son lokmasıyla ayranımı bitirmeyi başardım. Kirli arabaların üzerine beni yıka yazmak. Gelen misafirlerin ayakkabılarını çıkarken kolayca giysinler diye düzeltmek. Şu ayakkabıları düzelteyim de çıkarken rahat giysinler. Yeni ayakkabı alan arkadaşınızın ayakkabısının üzerine basmak. Aa, ayakkabın yeni mi? Evet, dün aldım hatta. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim yeni aldığım ayakkabımı mahvettiğin için. Bir de daha yeni temizlemiştim. Güle güle kullan, hayırlı olsun. Yeni ehliyet alan kişinin ehliyetini ısırmak. Oo, Berkin, ehliyetin hayırlı olsun. Yani ısırmamış ki, yemiş. Şuna bak.
Bu geçerli sayılır mı artık ondan bile emin değilim yani. Google Earth'ten kendi evini bulmaya çalışmak. Biten şampuanı kullanmaya devam etmek için içine su koymak ve kullanmaya devam etmek. Evet, şampuanımız bitmiş. Artık gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Normalde tabii ki bunu duştaki suyla yapıyoruz. Fakat şu anda öyle bir imkanımız olmadığı için size bu şekilde gösterdik. Yolda gördüğünüz her kediyi sevmek. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmiş ve keyifli bulmuşsunuzdur. Siz bu 10 ipucundan hangisini daha ilginç buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki linklerden ailemize katılabilir ya da Instagram takipçimiz olabilirsiniz. Aramıza katılmış olan herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Ben böyle dutma sesini iyi alıyorum acaba. Ben ne diyeceğim? Evet, yeni aldım. Yediğiniz şey... Videoya çok saçım çok kötü. Her şey sesimi aldığından emin miyiz? Bir bölüm...